Benim Ilgaz, ilk üçlü grup havalandı. Kırmızı beyaz duman attılar. Şimdi ikinci üçlü grupta sıra ve işte şu anda BİST'in olduğu noktadayız ve Türk Yıldızları'nın son üçlü grubu havalanıyor bizim bulunduğumuz noktadan ve işte şu anda görüyorsunuz 1 metre mesafeyle gidiyorlar ve peş peşe gidecekler. Akrobasiye gösterisi başladı. İki gün boyunca gösterileri vardı. Birbirinden zorlu hareketler yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli takımı olarak biliniyor ve dünyada birçok şampiyonaya katıldılar ve birçoğundan da şampiyon ayrıldılar. İşte bir festival alanını dolduran kalabalık var. İnsanlar bu gösteriyi izlemek için alanı doldurmuş durumdalar. Herkes cep telefonu görüntüleriyle bir yandan kayıtlar yapıyor ve bu anı ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. 24 Ağustos 2001 tarihinde Bakü, Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri bir gösteride 1 milyondan fazla seyirci izledi Türk Yıldızları'nı. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen kurulan tek akrotim onlar. Kontroller yapılmıştı pistte ve ki bu kontrolleri canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Makinistler kontrol yaptı, pilotlar kontrol yaptı ve ardından da yavaş yavaş teker teker verilen talimattan sonra çıktılar. Pistin başına gittiler ve kırmızı beyaz duman attıktan sonra hepsi havalandı. İlk üçlü grup havalandı önce. Hemen ardından da ikinci üçlü grup havalandı. Şu anda bir sessizlik var ama bu sizi yanıltmasın. Birazdan gelecekler ve o gösteri başlayacak. Kontroller uzun sürdü. Tabii çok önemli, çok titiz bir çalışma. Yani pilotlar bu eğitimden geçmek için yıllar boyunca çalışıyorlar ve oldukça zor hareketler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin bir anlamda gururu onlar. Çünkü katıldıkları birçok yarışmadan birincilikle ayrıldılar. Aralarında 1 metre mesafe olacak. Hepsi aynı anda uçacak. Ters uçuş yapacaklar, altlı üstlü uçuşlar yapacaklar, dönerek uçuşlar yapacaklar ve bu şekilde izleyicilerin beğenisini toplayacaklar ki dünyada literatürlere girmiş bu hareketleri sadece bizim pilotlarımız, yani Türk pilotlarımız yapıyor ve birçok yarışmada da, dünyada düzenlenen birçok yarışmada da birinci olduklarını söyleyelim. Şu anda Atatürk Havalimanı'nın pistindeyiz. Şu anda gökyüzündeler, alacakları pozisyon konusunda konuşuyorlar birbirleriyle ve birazdan bizim bulunduğumuz yerde gösterileri başlayacak yavaş yavaş. Türk Yıldızları teker teker buraya geldi. Tabii uçaklardaki kontroller çok önemliydi. Kameraman arkadaşım Hakan Tarhan işte onların kalkış yaptığı pistin olduğu noktayı size gösteriyor bir taraftan. Şu anda havada birleştiler, bize doğru ilerliyorlar. İşte görüyorsunuz havada altısı birden birleşti ve bizim olduğumuz yere geliyor. Altı jetimiz ve alçak uçuş yapacaklar birazdan. İşte şu anda Haber Global ekranlarında gördüğünüz bu görüntüler havalimanı pistinin olduğu noktadan size gösteriyoruz. İşte bizim bulunduğumuz yere doğru geliyorlar. Kırmızı beyaz Türk bayrağının renklerini simgeleyen renkleri bırakıyorlar şu anda. Bakın tam da üstümüzden geçecekler benim bulunduğum yerden. Alçak uçuş yapıyorlar, duman bırakıyorlar. Bir anlamda bu duman aslında şu demek, herkesi selamlıyorlar. Bir taraftan ki bu 6 jetin üzerinde de Türk bayrağının motiflerinin olduğunu, Türk bayrağının renklerinin olduğunu söyleyelim ve 6'sı birden geldi ve işte bakın 1 metre mesafeyle ilerliyorlar. Alçak uçuşu yaptılar. Dümdüz bir şekilde gidiyorlar ve şimdi tekrardan yükseliyor Türk Yıldızları ve işte havalanıyorlar bulutlara doğru. Ziyaretçilerle konuştuk. Herkes buraya onları izlemek için geldi. 17 dakika boyunca devam edecek gösteri ki Teknofest'te bir hafta boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin olması bekleniyor. Dünkü ilk günkü rakam 150 bin kişiydi. Dünkü rakam 250 bin kişi ve bugünkü rakamın daha da yüksek olması bekleniyor. Türk Yıldızları gösterilerine devam ediyorlar. Az önce alçak uçuş gördünüz, hepsi yan yana ilerlediler ve şimdi altlı üstlü döne döne birazdan ilerleyecekler ve gösteri bu şekilde renkli bir şekilde devam edecek. Tabi onları takip etmek çok zor. Şu anda bir daire çiziyorlar. Önde lider jet var, lider pilot var. Arkasından da onu takip eden diğer pilotlar var ve yine
kırmızı beyaz Türk bayrağının renklerini simgeleyen o dumanı bırakıyorlar Atatürk Havalimanı semalarına ve hepsi yan yana birbirine oldukça yakın mesafede uçuyor ve gösteriler işte bu şekilde izleyenlere renk katıyor burada. Oldukça yakından geçtiklerini söyleyelim. Şu anda yeniden yükseldiler ama burada işte koordinasyon önemli. Şu anda bir Y harfi yaptılar adeta ve bu şekilde az öncekine göre daha yavaş bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Ama işte bu koordinasyonu sağlamak yıllar süren bir emek var burada ve yıllar sonra emeğin ardından işte bu akrobatik hareketler yapılıyor. Birçok antrenmanın ardından ki katıldıkları birçok organizasyonda Türk milletini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen katıldıkları birçok organizasyonda bu takım, bu akrobasi takımı birincilikler elde etti, dünya şampiyonlukları elde etti ve gururumuz oldu. İşte yeniden bir dönüş yapıyor jetlerimiz. Önde lider pilot var, arkasında diğer pilot arkadaşları var ve aslında hepsi kendi aralarında yapacakları hareketleri konuşuyorlar birbirleriyle koordineli olarak ve bakın muhteşem bir uçuşta, çok muntazam. Ve ben bulunduğum yerden zaman zaman duyuyorum, kalabalıktan da alkış sesleri yükseliyor ki insanlar işte bu anı kaydetmeye çalışıyorlar. İlk günkü gösteride yine aynı şekilde yoğunluk vardı. Türk Yıldızları'nın gösterisinde ikinci günde de aynı şekilde yoğunluk var ve bu nefes kesen gösteriyi izlemek için bugün ilk iki güne göre daha kalabalık insan geldi buraya. Öğrenciler var, anne babalar var, uçak meraklıları var ve onlar burada bu muhteşem gösteriyi seyretmeye devam ediyorlar. 17 dakika boyunca devam edecek gösteri. Şu an 6. dakikasındayız ve 11 dakika daha boyunca sürecek. Ama yoğun ilgi olduğunu söyleyelim, hareketlerin çok güzel olduğunu söyleyelim. Bizim buradan Hakan Tarhan'la birlikte aktaracağımız notlar şimdilik böyle. Sözü yeniden haber merkezine Senem Ilgaz'a bırakalım.